Yepyeni bir videodan hepinize selam arkadaşlar. Ben Baran Özcan, sizler de Baran Özcan'ın değerli kripto para yatırımcıları. Bugün sizlerle serverimizin üçüncüsüne başlıyoruz. Hatırlayın serverimizi. Para kazanmak isteyenler bu video izlesin dediğimin serisini oluşturmuştuk. O birinci seriydi. Ondan sonra ikinci bir seriyi başlattık ve bununla birlikte üçüncü serimize erişiyoruz. Sayın abonelerime her ay böyle düzenli paylaşmak istiyorum. Para kazanmak isteyenler bu videoyu muhakkak izlesin diye serimizin devamları gelecek inşallah. Sizler de kanalıma abone olup bildirileri açarak bu tarz videoların devamını görebilir ve hızlı bir şekilde erişebilirsiniz. Emeğimin karşılığı için de videoya like atarsanız mutlu olurum. Görüşlerinizi de yorum kısmından belirtmeyi unutmayınız. Gelin hep birlikte bu coinlerin hangisi olduğuna ve beklentilerimizin neler olduğuna, destek direnç bölgelerine geniş çaplıyla bir analiz edelim. Analizimize geçmeden önce bu serimizde şimdiye kadar hep AVAX bulunmuştu. İki seride de. AVAX yine bu serimizde de yer ediniyor. Bunun da sebeplerini AVAX'ın analizi geldiğinde açıklayacağım. Gelin hep birlikte geçelim analiz boyutuna. İlk başta yükselme beklediğim coinler arasında XTM var arkadaşlar. XTM'nin önce bir haberinden bahsedeceğim sizlere. 28 Şubat'ta parite olarak USDC ile alışveriş açılacak ve bu da XTM'nin hacminin arttıracağına, bu da mantıken hacim arttığı zaman coin'in yukarı doğru bir direnç bölgelerine dayanacağı anlamına gelir. Bu bölgelere teyit edebilmesi, benim beklentilerim vesaire hepsini şimdi anlatacağım. İlk başta destek bölgelerinden başlayalım. XTM'de birinci desteğimiz 0.3970 bandı. Buranın altına son günlerde gelmedi arkadaşlar. Şu sert düşüş haricinde akabinin de buranın altına kırmadı. Gördüğünüz gibi kıran yerler hep gölge. Gölgeleri lütfen arkadaşlar bir yatırım fırsatı olarak düşünün. Çünkü gölge attığı her yerde yukarı yönlü hareket gelir ki keza burada da bir çekiç var. Çekiç de fiyatı yukarı doğru taşıyacağının anahtarıdır. Bunun da altını çizmek istedim. İkinci desteğimiz 0.38 bandı arkadaşlar. İkinci desteğimizin altına da burada yükseliş bandından çıktığı bölge. Buranın altına inmemesi güzel bir şeydi. Ana desteğimiz 0.35 bandı. Açıkçası şu sert düşüşte bile ana desteğimiz kırılmadı. Gerçekten güzel bir fonksiyonel olarak çalıştığını düşünüyorum ben buranın. Bu hattın altına inen gölgeler de tamamıyla bizler için bir alım fırsatıydı. Direnç boyutlarına geldiğimizde birinci dirençte bizleri 0.43 bekliyor ki umarım bugün bu direnci kırar. Kırarsa daha ileri doğru atacağını düşünüyorum ben. İkinci direncimiz 0.46 ve üçüncü direncimiz 0.50. Açıkçası olay buradan sonra başlayacak. Çünkü benim şu anda destek direnç bölgelerini çiziyorum arkadaşlar. Göremediyseniz lütfen videoyu hemen geriye sarın ve tekrardan görün. Çizimleri kaldırıyorum ve benim XTM'de beklentim için bir trend oluşturuyorum arkadaşlar. Bu trendim benim 0.60'lara kadar dayanıyor. Şunu dediğinizi duyar gibiyim. Ya oha hocam abartmadın mı biraz? Zamanında AVAX 3 dolardı. 60 dolara kadar çıktı. Hiç kimse beklemiyordu. Ve biz onu abartmamış olduk. Ben onda 30 dolar beklentim vardı yıl sonu. 60 dolara benim beklentimin bile 2 katına çıkmıştı. Bazı şeyler mümkün olabilir. Yeter ki doğru potansiyellere sahip olsunlar arkadaşlar. Tabii ki de bu benim beklentilerim. Beklentilerimin hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Buna yatırım yapmak zorunda değilsiniz. Sadece bilgi alışverişi yapıyoruz burada. Hani tamam kesinlikle gerçekleşir, hemen ev arabayı satayım yatırım yapayım mantığına girmeyin. Sadece bilgi alışverişi yapın yeterli dostlarım. Trendimiz 0.60 bandı. Benim beklentim 0.60 bölgesi XTM'de. Bu bölgenin kırılabilmesi için de 0.50 bölgesi çok önemli teyit bir bölgesi. Bunun sebebini hemen açıklayayım sizlere. Buradan itibaren başladı ve fark ettiyseniz tam şu bölgede, bakınız şurayı sileyim. Tam bu bölgede ilk etap olarak büyük bir tobo oluşturuyor. Tobo neydi? Ters, omuz, baş, omuz bölgesi. Buradan teyit alıp yukarı doğru hareketine devam edebilir. Bura kırıldıktan sonra da beklentim böyle yukarı doğru 0.60. Lakin bu bir anda gerçekleşmez. Şunu söyleyeyim sizlere. Aa tamam hemen aldık bir anda hop 0.60'a kadar çıktı değil. Bu coin buraya geldiğinde direnci kıramazsa geri çekilir. Tekrar dener. Kırarsa biraz daha yukarı çıkar geri çekilir. Yani tam olarak şöyle çizeyim sizlere. Mesela böyle geldiğini varsayalım. Buradan yatay gider, düzeltmesini yapar, sonra tekrardan çıkar. Direnci kırdıktan sonra misal veriyorum sadece. Tekrar aşağı inebilir, tekrar çıkar, tekrar aşağı inebilir, tekrar çıkar. Şöyle göstereyim sizlere. Burada mesela 0.58'e gelene kadar bakın kaç kere düzeltme yapmış. Çıkmış, düşmüş, çıkmış, düşmüş. Sonra tekrardan çıkmış ki bu bölge bak. Tek bir mumda çıkış yapıyor. Bu bölgeyi de 0.50 bandı olarak düşünebiliriz. Bura kırıldıktan sonra böyle bir mum görmemiz mümkün olabilir. Ben XTM'ye yatırım yaptım arkadaşlar. 0.40 bandından aldım. VIP'ye olan arkadaşlara da bugün sepetimi paylaşmıştım ben. Bu arada sizler de bu coinlerde alım fırsatlarına daha erkenden haberdar olabilmek için açıklama kısmına veya yorum kısmına bıraktığım Discord grubumuza katılım sağlayabilir. Discord grubumuza geldikten sonra sol tarafta
VIP bilgilendirme odası var. VIP bilgilendirme odasına VIP hakkında bilgi alabilir miyim yazmanız yeterli olacaktır dostlarım. Oradan bilgi alabilirsiniz. Dilediğiniz coinlerin analizlerini yaptırabilirsiniz geniş çaplı. Benim sepetlerime erişebilir. Hangi coinlerde nerede stop loss bırakılabilir, nerede satılabilir, zorlandığı bölge nedir, sert düşüşler ne zaman gelir, yükseliş ne zaman başlar? Bunlardan erkenden haberdar olabilmek için Discord grubumuzda VIP odamızı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Açıklama kısmında ve yorum kısmında linkimiz mevcut. Oraya gelip VIP hakkında bilgi odasına bilgi alabilir miyim yazmanız yeterli olacaktır. Şimdi devam edelim biz analizimize. Buradan 0.50 bandı kırıldıktan sonra çok sert bir mumla 0.60'a geleceğini düşünüyorum ben arkadaşlar. Dediğim gibi bu rotasyonda aşağılar yukarılar çok normal. Bir anda 0.60 beklemiyorum. Buradan biraz daha geri çekilebilir, yukarı doğru atabilir ama işin ucunda şöyle 1-2 aylık bir parametrede ben XM'nin 0.60'lara atacağını düşünüyorum arkadaşlar. XM ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Gelelim IOTA'ya. IOTA bu sepetimin vazgeçilmezi ki muhakkaktır ki vazgeçilmezim olacak. Daha önce de buradaki trendi çizdim. Burak kırılırsa dedim bakın. Buradan düşerse, Burak kırılırsa çok sert yukarı çıkar dedim. Buranın altını inerse de çok sert düşer dedim. Bakın burayı kırdıktan sonra 0.90'lara kadar geri çekildi. Ki bu da biraz Bitcoin'i salmasından kaynaklıydı açıkçası. Normal şartlarda şuraya kadar düşmesi lazımdı. Bakınız şu bölge 1.12'ler normaldi. Lakin altına da baktığınızda hep Bitcoin kaynaklı olduğunu düşünebilirsiniz. Şu an IOTA'da yükseliş trendi başlayabilir arkadaşlar. Bunu da önce hedeflerimi sonra nerelere kadar gelebilir bunlardan bahsedeceğim sizlere. Bu coin'in yükseliş periyoduna girebilmesi için yine bu lokasyonu teyit etmesi lazım. Bura 1.40 bölgesi. Bu 1.40 bölgesinde tutunup yukarı doğru hareketine başlarsa benim IOTA'da arkadaşlar beklentim 2 dolar. Ha, bir yanda gerçekleşmez bu. Yıl sonu hedefim 2 dolar olarak düşünebilirsiniz. Lakin bu hani yıl sonuna da kalacağını düşünmüyorum çünkü haberleri çok güzel. Bir haberi gerçekleştirdi Intel haberini. Bununla birlikte biraz daha reklamını yaymış oldu. 31 Mart'a kadar da güncellemesi var. Güncelleme de IOTA'ya gerçekten değer kazandırabileceğini düşünüyorum. Zamanında Swipe Coin güncelleme attığında %200 yükselmişti. Unutmayalım CXP Coin. IOTA'da da performans çok fazla ve Almanya Covid-19 aşısı süresince IOTA teknolojisini kullanacak. Bunu da bahsedeyim sizlere. Teknoloji de an itibariyle başladı dostlarım, bilginiz olsun. IOTA'da da benim beklentim 2 dolar bandı. Burak kırıldıktan sonra yükselişlerin daha da hızlı bir şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum. Şu anda lokasyona baktığımızda biraz dojiler mevcut. Dojiler kararsızlığı söyler bizlere. Lakin işin sonunu soruyorsanız yıl sonu beklentim IOTA'da 2 dolar. 1-2 aylık periyotta da ben 1.50'lere, 1.60'lara, 1.70'lere bile deneyeceğini düşünüyorum. Gelin hep birlikte diğer coin'imiz olan Qtum coin'e geçelim. Qtum coin'in önemli bir haberi var. 31 Mart'a kadar arkadaşlar bir güncelleme yapacağı planlanıyor ki bu güncelleme gerçekleşir ise bakın önemli olan nokta güncellemenin gerçekleşmesi. Ne o? Mesela bir senedir güncelleme atacağını söylüyor. Halen 60 değil. Önemli olan güncellemeyi atabilmek. Bu fiyat olarak yukarıya taşır ki keza analiz boyutuna baktığımızda şurada bir çekiç görüyoruz ve bu çekicin halen işlemediğini bakınız. Halen işlemediğini görüyoruz. Aksine bir de burada arkadaşlar bir çekicimiz var ve bu çekicimiz yeşil bir çekiç. Çekiç formasyonları şu şekildedir. Kırmızı da görseniz yükseliş gelir. Lakin yeşil çekiç gördüğünüz takdirde yükselişin daha hızlı, daha ileri atacağını düşünmelisiniz. Misal verelim, örnek verelim. Kırmızı çekiç geldi, coin 6 dolardı. Coin 7 dolara çıkar. Yeşil çekiç gelirse coin 6 dolardan coin 8 dolara çıkar. Yani yeşil çekiç daha da ileri atar. Kırmızı çekiç de ileri atar ama yeşil daha da ileri atar. Buradaki yeşil çekici de devreye soktuğumuzda halen ben daha sert bir yükseliş göremiyorum açıkçası. Çünkü çekiç potansiyeli 5.10'dan 5.70'e gelmiş. Bu Qtum için ciddi bir yükseliş bandı değil. Bu coin'in de ben sizlere karar anını çizeyim hemen. Bu bölge 7.11 bölgesi ki ben artık bu coin'in de 1-2 aylık periyoda buralara geleceğini düşünüyorum. Özellikle güncelleme sonrası çok daha ileri yatabilecek bir coin. Qtum coin'de benim yıl sonu beklentim 10 dolar bandı arkadaşlar. Bu 1-2 aylık periyotta da ben 7 dolarlara deneyeceğini öngörüyorum. Sadece benimki bir öngörü. Bu yatırım tavsiyesi olarak lütfen düşünmeyin. Haberi de devreye soktuğumuzda pozitif bir ayrışma olabilir Qtum'da. Tıpkı şu an Ada coin'de olduğu gibi Qtum'da da bir pozitif ayrışma olabilir. Yukarı yönlü hareketlerine devam ettirebilir Qtum coin. Onu söylemek istedim sizlere. Şu anlık baktığımızda dip seviyeler denebilir Qtum için. Tabii ki de dibin dibi vardır. Şu anki şartlara göre dip seviyeler demek daha doğrudur. Yarın Bitcoin salar dibin dibini hiçbir zaman bilemeyiz. Lakin baktığımız şu potansiyele baktığımızda dip seviyeler olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Qtum'u da bir kenara bırakıp Habar coin'e geçelim. Habar coin'in de güzel bir haberi var. Bu da 31 Mart'a kadar güncelleme atacak bir coin. Güncelleme atacak coin'lere arkadaşlar yatırım yapmak daha mantıklı. Bunun sebebi çok sert düşüşler olsa bile güncelleme atacak coin'ler o düşüşlerden etkilenmez. Zamanında hatırlarsanız şu bölgede zaten hatırlama gibi şansınız yok. Dün gerçekleşmişti bu düşüş 2 gün önce. Bu düşüşler geldiğinde 3 coin yükseliyordu. Hatta canlı yayında da incelemiştik. Hatırladığım kadarıyla biri sol coin'di, biri
Bal coin miydi? Biri sol, biri bal olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Bu coinlerin mesela haberleri vardı. Birinin güncellemesi vardı. Bunu daha önceden söylemiştim sizlere. Coinler düşerken %50 yükseldi öbürleri. Yani güncelleme olması demek fiyat olarak, fiyat skal olarak yukarı doğru atması demek. Bunu unutmayınız. Sadece bu coinler için değil. Güncelleme gördüğünüz bütün coinlerden şans deneyebilirsiniz. O coinlere, yani haber olan coinler fiyat olarak pozitiftir. Bunu unutmayınız. Neyse, Habar Coin'e geçelim. Habar Coin'de de dönüm noktası şu bölge. Ha, bu bölgeye doğru adım adım yaklaşsa da biraz zorlu bir bölge, açıkça söyleyeyim sizlere. Hani bu coin'in burayı kırması biraz zorlayabilir. 0.14.600 bölgesi. Bura kırıldıktan sonra yeni bir ATH Habar'da bizleri bekliyor olabilir. Bu bölgelerde mümkün mertebe arkadaşlar 0.17 bölgesine doğru bir potansiyelli yükseliş olabilir. Çünkü gördüğünüz gibi bu coin'de dip seviyesi bu bölgeydi. Buradan bile almış olsak şu anda bizleri zengin ederdi ki keza bu coin'in güncellemesi olduğunu da biliyoruz. Şu anda bu dojiler atma sebebini de söyleyeyim sizlere. Burada bir ters çekiç var ve ters çekiç fiyatı aşağı çekmesi lazım. Lakin coin direniyor. Direndikçe de doji atıyor. Buradan bir aşağı yönlü hareketler gelebilir. Buradan sonra yukarı yönlü hareketlerin gelmesi daha da olası. Çünkü ters çekiç fiyatı biraz olarak aşağı atıyor. Mesela ben bu coin'e yatırım yapacak olsam şu bölgeleri beklerdim. 0.12.50, misal veriyorum bak 0.12.50, şöyle bir kademe başlatmam mümkündü benim. 0.13, 0.12.50, şöyle örnek vereyim. Şu bölgeye kadar, 0.13 ile 0.12.200 bölgesine kadar kademeli alım yapardım. Açıkçası stop loss bırakmazdım. Çünkü dip, yani ay geldi diyelim. Hadi diyelim ay geldi bizim şansımıza. Bir ay beklerim, iki ay beklerim, benim için problem olmaz dostlarım. Bölge olarak 0.14.600 bölgesi önemli bir teyit bölgesi. Bura geldikten sonra geniş bir toba oluşturuyor. Burada tutunursa fiyat skal olarak çok yukarı atar. Benim hedef beklentim 0.17 dolar bandı arkadaşlar Habar'da. Bu sene sonu beklentim değil Habar için. Sene sonu bu coin için çok uzun bir süreç geçebilir. Bu benim 3-4 aylık bir beklentim 0.17 bandı. Çok daha erken gelebilir bu arada. Sadece periyodik olarak aklınızda bir takrimi ay kalsın diye söylemek istedim. Habar Coin'le de ilgili söyleyeceklerim bu kadar dostlarım. Gelin Alpa Coin'e. Alpa Coin'le ilgili açıkçası söylenecek çok çok fazla şey var. Alsat yapan arkadaşlar muhakkak bu coin'i favorileri arasına alsın. Altını çiziyorum. Alsat yapan arkadaşlar bu coin'den çok fazla para kazanabilirler. Yükseliş trendi 6 Şubat tarihinde bitti. 6 Şubat'tan buraya kadar komple bir düzeltme yaşadık. Komple geri çekilme. Bakın şuralar düzeltmeydi. Buradan sonra geri çekiliş. Buradan sonra düşüş. Düşüş bandının son noktası 0 arkadaşlar. 1 doların bile altına indi ki buradan alınmış olsa şu anda zengin etmişti. %60 bir kar var. Bu coin çok çılgın hareketler yapıyor. Çok da yakından takip ettiğim bir coin. Bu coin'de ben beklentimi söyleyeyim sizlere. Bu coin'de benim yıl sonu olarak sorarsanız arkadaşlar. Bakın ATH bölgesi daha önce 2.80'di. Yıl sonu olarak sorarsanız benim beklentim 4 dolar. Lakin şöyle bir orta vade 3-4 aylık bir periyotta, hatta daha da erken gelebilir Alpi için 1-2 aylık bir periyot diyeyim ben sizlere. 2.2 dolar beklentim var. Çünkü bu coin patlamaya hazır bir volkan gibi, yeterince düzeltmesini yaptı. Yeterince geri çekilme yaparak en son dip seviyesini gördü ve yukarı doğru hareketini hızlı bir şekilde başladı. Dip seviyesi 0.93 bandıydı. Buradan teyidinden hemen sonra yükseliş trendi Alpi için başladı. Ben 1-2 aylık periyotta 2.20'leri, sene sonunda da 4 dolarlara geleceğini düşünüyorum. Alpa proje olarak da çok güzel bu arada, altını çizeyim bunun da. Alpa projesi sevdiğim bir proje. Alsatçılar şimdi şunu sorabilir. Peki hocam nerelerden alsat veriyor mümkün mertebe? 1.40'lara 1.50'lere muhakkak her gün düşüyor. Bak takip edin. 1.40'lar 1.50'ler sürekli 1.70'e çıkıyor 1.40'a düşüyor. 1.70'e çıkıyor 1.40'a düşüyor. Bakınız örneğini vereyim sizlere. 1.70 akabininde 1.40. Akabininde 1.60. Akabininde 1 dolar. Akabininde tekrardan 1.78'e kadar çıktı. Gördüğünüz gibi bak 1.78'e çıktı. Geri çekilme yaptı. Şu anda 1.66. 1.40'dan 1.50'den bu coin'i alınıp 1.70'den 1.80'den bir alsatçı bunu yapabilir arkadaşlar. Zaten alsatçılar nasıl çalıştığını kendileri çok iyi biliyordur. Ben sadece sizlere öner olarak bir coin sundum. Kendi stratejiniz zaten vardır. Her alsatçının kendi stratejisi vardır arkadaşlar. Alpa Coin hem proje olarak hem köklülük bakımından sağlam, güzel proje ve patlamaya hazır bir volkan arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olarak lütfen düşünmeyin. Sadece bilgidir. Bunu da unutmayınız. Gelelim Avax Coin'e. Aman hocam Avax aldım battım. Aman hocam Avax'a çok yukarıdan yakalandım. Bu coin bir daha buraya çıkmaz diyorlar. Bu coin bir zirve yapmış, bir daha buraları görmez diyorlar. Hepsini boş ver. Şu an bana kulak aç. Avax Coin çıktığı ilk tarihten beri benim YouTube kanalımın her zaman video içeriğinde var olmuş, her zaman da benim popülerliğim arasında bulunmuş bir coin'di. Ben bu coin'i önerdiğimde 3 dolardı.
3 dolardan 10 dolara çıktı, ben yine önerdim. 10 dolardan 20 dolara çıktı, ben yine önerdim. 20 dolardan 60'a çıktı, önermedim. 60'tan düştü 30'a, ben halen bu coin'in üzerinde video çekiyorum. 3 dolardı, söyledim videoda. 10 dolardı söyledim, 20 dolardı söyledim. Bakın şu an 30 dolar. 60'tan düşmesi bu coin'in bir daha 60'lara gelemeyeceği anlamına gelmez. Öncelikle bilmeniz gereken bir şey var. Bu coin 60'tan düşmedi. Bu coin'in çıktığı maksiyet 54.78. Buralar doji, gölgesi, gölgedir. Gölgeleri ATH olarak saymayınız. Bu coin'in zirve noktası 54.78. Bunu bir kenara bırakalım. Peki şimdi bu coin neler yapar? Ben AVAX aldım, 40 dolardan battım hocam, satmalı mıyım? Ben AVAX aldım hocam 55 dolardan, bir daha ömür boyu buraya gelemez diyorlar. Öyle bir şey yok. AVAX'ın şu anda yıl sonu hedefi 100 dolar. Bu coin'in kendi yıl sonu hedefi 100 dolar bu arada. Benim yıl sonu hedefim 30'du. Şu anda en kötü sezonunda bile 30 dolarlarda olan bir coin'e, bu denli sağlam bir projeye, ki başında Emin Bey'in bulunduğu bir projeye, kötü demek ne hakla, yükselemez demek ne mantıkla. AVAX gibi bir coin'iniz varsa zarar ettim, battım, bittim demeyin. Benim gözümde şu anda saydığım diğer coin'lerin dışında bak, iki tanesi en favorim. Biri IOTA, biri AVAX. Bunlara ayrı bir favoriliğim var. Çünkü sevdiğim projeler, sağlam projeler, hatta diğerleri de çok sağlam. Lakin bunlar fiyat olarak çok kazandırdı. Çok arkadaşlar, çok fazla kazandırdı bu süreçte. Özellikle bizleri dinleyen, AVAX'a yatırım yapan arkadaşlara. Gördüğünüz üzere nerelere kadar çıktı. Ben bu coinleri nerelerden söyledim. Şimdi gelelim AVAX'a. Önce bir destek dirençlerini bir söyleyeyim sizlere. Ardından olacak senaryoları, beklentilerimi hepsini anlatacağım. Birinci destek 28.40. İkinci destek 26.60. Ana destek 24.90. Ana destekten alırsan muazzam bir alım yaparsın. Keşke düşse dalsak, ellerimi sıvazlıyorum. İkinci desteğe düşse dalsak muazzam bir alım. Birinci destek bile düşse dalsak muazzam bir alım. Bu üç destek de benim için muazzam bir alım. Çünkü dip seviyesi 24.90. Burada bir sürü ikili dip yapıp yukarı doğru çıktı. Birinci direncimiz 32. İkinci direncimiz 35. Üçüncü direncimiz de 42. Dirençleri söylediğime göre çizimleri kaldırdım. Şimdi bu coin buradan düşmüş olabilir. Tıpkı Alpa gibi. Bak yeteri kadar düzeltmesini yaptı. Dips. Bak görüyor musun? Dip. Yabancılar hep şunu söyler. Buy the dips. İşte buradan alın. Bura dip. Gibisinden çok duyarsınız yabancıların tweetlerinde. Mesela Dogecoin de bunu çok yapmıştı. Buydu dips, buydu dips diye. İşte dip buraları alın, dip buraları alın diye algı yaratmaya çalışmıştı. Lakin ben bu coin için hani bu süreçte bu düzeltmenin dibinin bur olduğunu düşünüyorum. Keza bu coin buranın altına iner ise, bakın 24.90 potansiyelin altına iner ise, ya Bitcoin 15 bin dolar düşmüştür ya da piyasa daha iyi gelmiştir. AVAX kendi halinde. Diğer coinler yükselirken AVAX'ın şu anda 24.90'ın altına inme şansı çok az. Var lakin çok az. Diğer coinlerle keza Bitcoin kaynaklı düşerse o ayrı mesele. Lakin kendi potansiyeline baktığımızda AVAX yeteri kadar düştü. Şurada bir çekicimiz var, etkisini göstermedi. Burada bir ikili dipimiz var, etkisini göstermedi. Bunlar birbiriyle bir çarpışacak bu iki. Şurada bir çekicimiz var, bu halen etkisini göstermedi. 3. AVAX şu an bir etkinlik paylaşmış. AVAX coin'e yatırım yapanlar arasından 40 bin dolara kadar ödül. Bu da AVAX'a yatırımı arttıracak ve AVAX'ın hacmini arttıracak. Bu da çok güzel bir haber değil mi? Bu da direktmen şöyle bir trendi bizlere çizdirmeye mahkum değil midir? Bence mahkumdur. Lakin altını çizeyim. Biraz gene şöyle yatay çizeceğim. Çünkü buraya gelmek o kadar da kolay değil. AVAX bile olsan buraya gelirken çok yol kat etmen lazım. Şimdi geldiğinde buralardan siz bir anda bu coin'in bu 60'a çıkacağını düşünüyorsanız hiçbir coin'e yatırım yapmayın. Hiçbir coin bir anda tek bir mum yakıp hadi ben hurra 60'a çıkayım diyemez. Ya coin'e çok sağlam boğalar girmiştir. Boğalar girerse her coin'de tek bir mumla dilediği kadar fiyat arttırabilir. Ya da bu coin güncelleme atmıştır. Çok sağlam haberi vardır. Haricen bunu görmeniz mümkün değil. Gider, iner, çıkar, iner. Şöyle tekrardan buna da bir potansiyel çizeyim. Çıkar, iner, çıkar, iner, çıkar, iner, böyle yapar, çıkar. Sonunda burayı görürüz. 60 dolar bandını. Beklentim o. Sene sonu beklentim AVAX'ta 100 dolar arkadaşlar. Benim beklentim 100 dolar. AVAX'a şu ana kadar bir sürü tahmin yaptım. Tahminlerimin hepsini tutturdum. Ha! Şimdi ben 100 dolar dedim diye bu 100 dolarda tutturacağım anlamına gelmez. Lakin yine de benim hedefimi bekleyen varsa yıl sonu arkadaşlar benim beklentim 100 dolar bandı. Ha! Gelelim önemli bölgelere. Bu coin için 42 dolar bandı çok önemli. Buranın hemen bir altına çizmek istiyorum. Buraya geldiğinde gördüğünüz üzere bir topu oluşturuyor ki keşke şunu yapsa. Bakın şunu yapması çok daha iyi olacak. Şöyle biraz çıksın 35'lere kadar ya da 35'ten bile ins olur. İnsin tekrar.
Bakın insin. Çok daha iyi bir formasyon bizleri bekler. Hiç panik yapmayın. Keşke biraz çıkıp düşse. Ama Max için çok daha iyi olur. Şu formasyon buraya gelir ise bu koyu önce buraya, buradan da etap etap 60'a 60'ların üstüne çıkar. İşte siz düştün üzülüyorsunuz. Lakin ya bu formasyona gelmek için düşüyorsa, bunu hiç düşündünüz mü? Düşünmediniz. İşte şu an bazı şeyleri daha iyi anlayabiliyorsunuz. Düşüşleri fırsata çeviriniz. Şayet buralara bir daha gelir ise Avax'a sağlam girerim. Gerekirse ayı gelsin, buranın altını insin, hiç problem değil. Elimde bu denli sağlam bir coin varken telaş yapmanın da bir anlamı yoktur dostlarım. Keşke bu formasyon çalışsa, tek temennim bu formasyonun çalışması. Çünkü Avax'a yatırım yapan herkese ekmek yedirir. Tabii ki sabırlı olana. Mesela buraya çıkar, buraya iner, hop battık diyen adam buradan satışını verir. Bu coin buradan bir imalı 42'ye kadar çıkar. Burada tobosunu oluşturur. Ardından fiyat olarak yukarı doğru atar kendini dostlarım. Ha bu gerçekleşmez ise, bunun gerçekleşmesi fiyat olarak çok daha yukarı yatar bu arada. Bu gerçekleşmez. Bu coin buradan bir anda alabora çıkar ise, altını çiziyorum, alabora bir anda çıkarsa 42'lere doğru, şu gerçekleşmiş olur. Bu da kötü bir formasyon değil. Lakin W kadar etkili değil. Buraya geldikten sonra bunun şöyle bir etkisi olur. W'yu gördüğünüzde burayı kıracağını anlarsınız. W geldiğinde bura kırılır dersiniz. Lakin bu öyle de V gördüğünüzde buranın kıracağını anlayamazsınız. Buraya geldiğinde 42-60'dan ya yukarı çıkacak ya düşecek. Az bir şey düşmeye başlayınca satış vermek doğru. Yukarı çıktığında da rahat bir şekilde beklemek, az bir şey daha takviye yapmak doğru. Şu anda V'ye oturursa bu senaryo, W'ye oturursa bu senaryoyu çizmeye gerek yok. Çünkü burayı kırar arkadaşlar. Lakin V oluşturur ise, 4 saatlikte V oluşturur ise burayı bekleyeceğiz. Burayı kırarsa yukarı, kıramazsa aşağı olarak tekrar da bizleri yol bekliyor olacaktır dostlarım. Avax'a da ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Tabii ki de şunu söylerim. Avax'a yatırım yapan biri vakti varsa hiçbir şekilde zararına satış yapmasın. Ufak kârları da bence Avax'a kabul etmeyin. Bakın ufak kâr, ya hocam işte 10 bin lira attım, 200 lira kâr var, çıkayım ben. Eğer sen 200 liralık yatırım yapmış isen çık. Ya ben hocam 100 lira 200 lira alayım, günü kurtarayım vesaire gibi bir yatırımcıysan çık. Ama yok hocam benim hedefim sağlam, böyle de bir proje varken devam edeyim diyorsan gittiği yere kadar zorla. Mümkün mertebe bekleyebiliyorsan 5 sene. Bekleyebiliyorsan 10 sene bekle. İleride nereden bileceksin 50 bin dolar olmadığını? Ki potansiyeli sağlam, başındaki insan sağlam, yönetim ekibi sağlam, reklam ekibi sağlam, coin'in grafikleri sağlam, yatırımı fazla, çok gözde olan bir coin. Bence bu denli coin'leri diyebildiğiniz kadar beklemek doğru. Ha benim elimde de var arkadaşlar. 30 dolardan aldım zamanında düşüşte. Hiç problem etmedim. Canlı yayında da söyledim sizlere. Hiç problem değil. Avax'a özellikle hiç problem değil dedim benim için. Canlı yayında da dinleyen arkadaşlarım duymuştur. Videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım güzel bir video çekmişizdir. Kendinize çok iyi bakın. Like'ları da atmayı unutmayın. Twitter adresimi de takip etmeyi unutmayınız. Aşağıda Twitter adresimi de bulabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet. Hepinize bol kazançlı yeni haftalar diliyorum. Görüşürüz arkadaşlar.